Muhterem izleyenler, malumunuz geçen haftaki sohbetimizde hadis inkarcılarından bahsetmiştik. Yani onların nereye dayandığını, nereden geldiğini efendim ve onların zamana göre, zemine göre bir takım sloganik ifadelerle efendim adeta hadis inkarcılığına kılıf yaptıklarını anlatmış Yani bunlar direkt biz Resulullah'ın sünnetini kabul etmiyoruz demiyorlar da efendim direkt ee, sünnetsiz bir İslam demiyorlar da başka ifadelerle işte efendim Kur'an merkezli İslam diyerekten efendim Kur'an bize yeter diyerek adeta sünnetsiz bir İslamı hadisleri kabul etmeyerek efendim ortaya koydukları bir dini insanlara lanse etmeye çalışıyorlar. Ha şimdi bu sözlerde ne var diyeceksin. Yani Kur'an merkezli İslam. Elbette zaten İslam Kur'an merkezi değil mi? Merkezde Kur'an vardır. Hadisler de o merkezdeki Kur'an'ı ne yapar? Anlatır, açıklar. Kur'an-ı Kerim'de teorik olarak beyan edilen emirler pratikte nasıl yapılacağını hadisle, sünnetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan eder. Yani Kur'an bize yeter. Aslında ne güzel ifade. He? ama bunu derlerken yani dedik ya hiçbir izim hiçbir ideoloji hiçbir sistem değil Kur'an bize yeter böyle dese amenna ama bunu derken yani Kur'an bize yeter hadise gerek yok demek istiyor. Yani hadissiz sünnetsiz bir din dayatmaya çalışıyor. İşte biz ne yapıyoruz? E bunu kabul etmiyoruz. İşte biz buna karşıyız. Ha bu arada Kur'an bize yeter diyor da he Kur'an bize yeter deyip bırakıyor mu? Yani Kur'an'ın mealini, manasını anlatıp bırakmıyor ki. He? Yine ne yapıyor? E onu açıklıyor. Yani ayetlerin kelime manasını verdi geçti değil. Onu ne yapacak? Anlatacak, açıklayacak. E hani Kur'an bize yeter diyordun? He? Yani sen kalktın Resulullah'ın açıklamalarını devre dışı bırakıp, kendi aklınca şeytanın vesvesesiyle o vermiş olduğun yorumları, tevilleri ne yapıyorsun? Ortaya koyuyorsun. Ya... Yani Kur'an bize yeter diyor. Ama bakıyorsun 20 tane kitap yazmış, 30 tane kitap yazmış. Niye yazdın bunları? İşte Kur'an'ı anlatıyorsun. Yani İslam'ı anlatıyorsun. E hani yeterli? E, madem açıklama efendim zarureti var. Madem bunun beyan edilmesi, açıklanması lazım, öyleyse ben Kur'an'ın açıklamaları olarak senin kitabına, senin kelamına, senin yorumlarına değil de e, o zaman hadislere bakarım. Ulema'ya bakarım, müfessirlere bakarım. Onlardan öğrenirim bu dini. Evet. Şimdi tabi ne diyorlar? Efendim, uydurulmuş din, indirilmiş din. Söylem değişmiş ama amaçlar aynı. He? Yani uydurulmuş din deyince indirilmiş din Kur'an elbette ama uydurulmuş din deyince sen kalkar buna da sünneti nebeviyeyi, hadisleri koyarsan, he? Bu haddi aşmak olur. Bu çizmeyi aşmak olur. Çünkü uydurulmuş din deyince akla ne geliyor? Yani ayetle hadisle alakası olmayan, Kur'an'ın açıklaması olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarını efendim, hiçe sayan, he? İslam'dan ayrı, efendim, e, e, batıl bir takım inançlar. E zaten bu din değil ki. Yani bu uydurulmuş bir şey ama e zaten bu din değil. Dolayısıyla bu taife aslında uydurulan din diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarını, sünnetini ne yapıyorlar? Kastediyorlar ki, he uydurulan din, sünnetmiş demek çok büyük bir vebaldir. Nauzu billahi teala. Çok büyük haddi aşmaktır. Çünkü sen yani bu ağır ifade değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i devreden çıkarmaya efendim, çalışmak değil mi? Sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini devre dışı bırakacaksın. Ondan alan ashab-ı kirama itibar etmeyeceksin. Efendim o günden bize kadar nakledilen dini kabul etmeyeceksin. Ve buna uydurulmuş din diyeceksin. Ama efendim sen bir takım şeyler ortaya koyuyorsun. Şimdi sahabeyi devreden çıkardın. Tabi'ini devreden çıkardın. Tebe-i te, tebe tabi'ini devreden çıkardın. Yani Muhammed Mustafa'dan gören, duyan, bilenlerin naklettikleri. Onlardan daha sonra intikal ederek gelen bütün olayları, bütün rivayet zincirlerini, hiçbirini kabul etmeyeceksin. Ondan sonra ve o efendim rivayet zincirlerinin bahsedildiği kitaplara da klasik kitaplar, klasik tefsirler diyeceksin. Ne demek bu klasik tefsir? E, Muhammed Mustafa'dan beri bugüne kadar gelen. E hala bunları kabul etmediğin zaman peki sen nereden öğreneceksin peki hala sen neye göre açıklayacaksın ha onların açıklamalarına bakmazsan peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar gelen o zincirleme rivayet zincirini takip etmez ona kulak vermez o e, Kur'an'ın açıklamalarını onlara göre yapmazsan o zaman ne yaparsın e sen uydurmuş olursun uydurulan din dediğim mesele o zaman senin lafın olmuş olur Mesela bakın Mevla buyuruyor ki اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Namazınızı ikame edin. Öyle şimdi Mevla Kur'an'da namazınızı kılın buyurdu. Yani nasıl kılınacak bu namazın? Çünkü tekbiri var, rükûsu var, secdesi var, kalmesi var, celsesi var. He? Hani e, küçükken belki siz de belki şimdi de vardır bilemiyorum. Bazı namaz hocaları namaz hocası kitaplarında yani namazı tarif ediyor ya. Nasıl tekbir alacaksın? Nasıl rükü yapacaksın? Nasıl oturacaksın? Yani bir de oraya şema çizmiş, şekil çizmiş ve diyor ki efendim tekbiri böyle alınız. Şekil A'da görüldüğü gibi. Mesela. Şimdi Mevla namazı emretmiş. Nasıl olacak? Yani Kur'an'da şekil A mı var? Şekil B mi var? Neye göre akılıyorsun ha, tabiri caizse o şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namaz. İşte ona bakacaksın. Sahabe-i kiram dediler ya Resulallah bu namaz emri namazınızı ikame edin. Nasıl ikame edelim? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı? Cebrail aleyhisselamdan gördü. Cebrail aleyhisselamın öğrettiği şekilde kıldı. Ashab-ı kirama da buyurdu ki Sallu kema raeytumuni nusalli buyurdu. Yani beni gördüğünüz gibi namaz kılın buyurdu. Evet. Şimdi bu meseleyi efendim Muhammed Mustafa'nın açıklamasına bakmazsan namazı nasıl kılacağını neye göre söyleyeceksin? Bakın yani meseleyi çok efendim güzel açıklayan bir hadise. İmran bin Hüseyin radıyallahu an sahabenin ileri gelenlerinden tabi efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Tabi nereye gittilerse insanlar etrafına toplanıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis, bir söz efendime rivayet etmesini bekliyorlar. Ayetlerden açıklamalar yapmasını e, efendim arzu ediyorlar. Yani nereye gitseler etrafı etrafları doluyor. Yine bir yere gitmiş. Orada sohbet ediyor, insanlara nasihat ediyor. E bu arada tabi ne yapıyor? Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde orada zikrediyor. Tabi böyle derken orada bulunanlardan biri İmran bin Hüseyin radıyallahu e anha dedi ki Siz dedi bir takım hadisler rivayet ediyorsunuz ama biz onlara de, biz onlara de, onları dedi Kur'an'da bulamıyoruz dedi. Dikkat et. Yani bunu kime diyor? sahabeye diyor. Demek o zamanlardan da böyle bir takım efendim durumlar ortaya çıkmaya başlamış. Yani bir takım hadisler söylüyorsunuz ama e biz onları Kur'an'da bulamıyoruz deyince İmran bin Hüseyin radıyallahu anh ona baktı. E hakikaten gadaplandı. Dedi ki bana bak. Sen ve senin gibi Kur'an okuyorsunuz değil mi? Evet okuyoruz dedi. Peki hala. Hani şimdi Kur'an'da bulamıyoruz. Hadis okuyorsun Kur'an'da yok. Demek istiyor ki bize Kur'an oku. Dedi ki ona. Sen dedi yatsı namazının farzının dört rekat olduğunu akşam namazının farzının 3 rekat olduğunu, ikindinin 4, öğlenin efendim 4, sabah namazının da farzının iki olduğunu Kur'an'da buldun mu? He? Öyle için yatsı namazını kıldın, farzını 4 rekat kıldın. He? Kur'an bize yeter diyorsun. Hani Kur'an'ın hangi ayetinde bu? O dört rekat Kur'an'ın hangi ayetinde, akşam namazının üç rekat olacağı, sabah namazının farzının iki rekat olacağı, sen hangi ayete göre, hangi efendim e, beyana göre, Mevla'nın beyanına göre yapıyorsun? İşte İmran bin Hüseyin radıyallahu anh soruyor ona. Kur'an'da bulabildin mi? Bulamadın. Kimden öğrendin? Bizden öğrendin dedi. Vallahi biz de bunu dedi Resulullah'tan öğrendik sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onu bırakmadı, sormaya devam etti. Peki dedi sen madem Kur'an okuyorsun... Madem Kur'an yeter diyorsun, sen dedi zekatın kırkta bir olduğunu, he, şu kadar koyundan, şu kadar, şu kadar deveden bu kadar, altından, gümüşten veya toprak mahsullerinden şu kadar zekat verileceğini, o miktarları, bu ölçüleri Kur'an'da buldun mu? Dedi ki bulamadım. Yok, zekatı kırda bir veriyorsun, değil mi? Mesela koyun olursa, efendim, deve olursa veya toprak mahsul olursa mesela işte oşur veriyorsun onda bir. E bunların hepsini kimden öğrendin peki sen? Bizden öğrendin. Biz de kimden öğrendik? Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Ve sormaya devam etti. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْحَاتِيقِ buyuruyor <laughs> Mevla. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki o efendim, eski evi yani e, mescidi e, haramı Allah için tavaf et. Peki hala tavafın yedi olduğunu nereden biliyorsunuz? Dedi. Öyle ya. Şimdi hacdan gelen kardeşlerimiz var. Orada birçok efendim haccın menasikini şartlarını yerine getirdiler. Tavaf ettiler. Efendim sahay ettiler. Efendim minaya çıktılar. Efendim Arafat'ta vakfe durdular. müzeli indiler. Oralarda vakfeler yapıldı. Şeytanlar taşlandı. He? Birçok şartları var. Tavaf ediyorsun. Mevla diyor ki tavaf edin. Hadi Kur'an'a bakalım. E peki hala tavaf nasıl yapılacak? Yedi kere yapılınca tavaf olduğunu sen Kur'an'da bulabiliyor musun? Bulamıyorum. Kimden öğrendin? Bizden öğrendin. Biz de Resulullah'tan öğrendik sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'den Mevla ne buyurdu? Ve ma rasulu ve O Resul size neyi getirdiyse alın. Neden nehyettiyse de sakının buyurmadı mı? İşte Resulullah bunları getirdi. Biz ondan duyduk, size naklettik ve bunlara uyun dedi. O adam tabii ayağa kalktı dedi ki bana dedi çok hayati bir takım ilimler öğrettin dedi. Allah senin ömrünü uzun etsin diye dua etti. Demek ki bak he hakka hakikati duyunca efendim ikrar eden mütevazı bir şekilde kabul eden efendim kimseler de var. Ama şimdi günümüzde bunlar az tabi. He? Yani günümüzde maalesef hadis inkarcıları kabul etmeyenler efendim ...cedelleşmeyi seven... Kav, ...efendim adeta e, böyle... E, ...cedelleşmeyi... ...atışmayı... ...seven bir takım... ...efendim kimseler maalesef türeti. İddia, inat... ...efendim yani tevazu, geri adım atma... ...efendim derviş ruhlu olmak... ...böyle şeyler yok. Din böyle değil ki. Din kavga, gürültü, yaka paça olmak değil. Din... ...yaşamak içindir. Kur'an hayatımıza efendim hayat nizamı olarak yaşamamız gereken ilahi kanunlar bütünüdür. Dünya ve ahiret saadetinin reçetesidir. Dolayısıyla madem Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, madem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim bunu beyan etmiş, e aler vel ayn diyelim, baş göz üzerine diyelim, kabul edelim, uyalım, amel edelim ve istikamet üzere yolumuza devam edelim. Ne var? Niye şeytanın vesveselerine uyuyoruz? He? Evet. Rabbim Celle Celaluhu bizi istikamet üzere daim eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan da bizleri ayırmasın. Amin. Adam tabi öyle dedi ama İmran bin Hüseyin radıyallahu yalan. sonra e, insanlara döndü ve ne dedi? Elinde diyor böyle kenetledi ve insanlara hitaben dedi ki Ey insanlar! rivayet ettiğimiz hadisleri alın ve onlara uyun. Eğer uymazsanız vallahi sapıtırsınız dedi. Evet. Şimdi indirilen din Kur'an ama uydurulan din haşa sünnet diyenler. Kur'an bize yeter diyen ve hadisleri kabul etmeyenler. Ya şimdi söyleyin bakalım namazı nasıl kılacaksın? İnsanlar sana zekattan soruyorlar. He? Nasıl fetva veriyorsun? Kur'an'a bakarak nasıl fetva veriyorsun? Kırkta bir derken neye göre söylüyorsun? Tavaf edeceğin zaman yedi kere dönülecek bunu efendim hangi ayete göre ifade ediyorsun? He? Yatsının farzının dört olduğunu, akşamın farzının üç olduğunu, sabah namazının farzının iki olduğunu, Kur'an'ın hangi ayetine bakarak fetva veriyorsun, cevap veriyorsun? Bir söyle bakalım. Eğer sen Resulullah'ın sünnetine bakmazsan, eğer onun açıklamalarına bakmazsan, eğer onun tatbikatına göre efendim bakarak insanlara söylemezsen ne yapacaksın? O zaman uyduracaksın. Uyduracaksın. Ne oluyor şimdi? Uydurulan din he? sizin anlattığınız olmuyor mu? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yaşayan tefsiridir. Ashab-ı kiram dini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmişlerdir. Yani bakın hepsi Arapça bildikleri halde, değil mi? Geçen haftaki sohbetimizde de temas etmiştik. Hepsi Kureyşi olduğu halde, Kur'an'da Kureyş lehçesi üzere indirilmiştir. Yani buna rağmen efendim gelen Kur'an'ı, Arapça gelen ayetleri yine ne yapıyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Demek ki yani mesele sadece lügat bilmek de değil. Kur'an onların sofralarından azil olmuş. Muhammed Mustafa'nın arkadaşları dizinin dibinde yetişmişler. Onun manevi tezgahından geçmişler ama Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı öğrendiler. Ona baktılar ve ona uydular. Sahabe-i kiram böyleydi. Ya. Evet. Bakıyoruz yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Teala ve Tekaddeş Hazretleri pek çok yerde ve atıyullah ve resul Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin buyuruyor. Yani pek çok yerde Habibi ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ismini ne yapıyor? Beraber zikrediyor. Yan yana zikrediyor. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin buyuruyor Mevla Teala. Şimdi tabi burada müfessirlerin ekserisi ulemanın çoğu ne buyurdular? Yani beraber zikredilmesinden murat nedir? Bu dediler. Yani Resulullah'a itaatin Mevla'ya itaat ile birlikte zikredilmesindeki incelik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değerini bir kere ortaya koymak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değerini, faziletini ortaya koymak ve Kur'an'da bulunmayan emirleri yapmak gerekmez zannını yıkmak. Bak dikkat edin. Kur'an'da bulunmayan bir takım emirleri yapmak gerekmez zanlını yıkmak için Mevla bakın böyle buyurdu diyor ulemanın çoğu. Ha burada ne anlıyoruz demek ki bir takım Kur'an'da olmayan emirler var ki onu da kimden öğrendik? E, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatından öğrendik. Onların onun beyanından öğrendik. Birkaç misal vereceğiz inşallah. Demek ki yan yana zikredilmesi Allah'a itaat, peygambere itaat. Ha demek ki sebebi bu. Ve diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan ayrı ve müstakil olarak hadislerinde ortaya koyduğu emirlerine de itaat etmek için Allah böyle buyurdu diyorlar. Hoca efendi yani şimdi Kur'an'da olmadığı halde yani şunu mu demek istiyorsun? Kur'an'da olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir takım emirler mi koydu? Evet. Hatta bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ebu Davud'da geçiyor. Tirmiz'de geçiyor. İbn-i Mace'de geçiyor. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, mealen ifade edeyim. Şunu diyor, kati olarak biliniz ki. Bana diyor, Kur'an'la birlikte onun bir benzeri yani sünnette verilmiştir. Karnı tok bir şekilde koltuğuna kurulmuş olan bazı kimselerin bize Kur'an yeter Onda helal olarak ne görmüşseniz onu helal, neyi haram görmüşseniz onu da haram kabul ediniz diyeceği zamanlar yakındır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani karnı tok bir şekilde koltuğuna yaslanmış. Bize Kur'an yeter. Onda helal ne var onu kabul ederiz. Haram ne var onu kabul ederiz. Ondan başkasını kabul etmeyiz diyeceği günler demek yakındır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve devam ediyor. Bilin ki Allah Resulü'nün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın beyanı. Meşhur hadis-i şerif. Ya Ebu Davud'da var. Tirmizi'de var. İbni Mace'de var. E şimdi bakın günümüzde müçtehit geçinen bir takım ilahiyat patentli. He? Zevatın. Bir takım nevzuhur müçtehitlerin, çakma müştehitlerin, Günümüzde maalesef dolu. Şimdi bunlara baktığın zaman yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asırlar öncesinden beyan etmiş olduğu bu sözü insanın aklına geliyor. Nasıl da nübüvvet dürbünüyle asırlar sonrasına bakmış ve bu günü müşahede etmiş ve biz ümmetini uyarmış. Aman bu kimselerin fitnelerinden, bunların ifsadından ümmetini korumak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Karınları tok bir şekilde koltuğa oturup da bize Kur'an yeter. Onda helal olarak neyi bulduysak he, alır. Efendim haram olarak neyi görmüşseniz onu da haram kabul ediniz, ediniz diyeceği günler yakındır bu efendim sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o gün geldi. Ya ve ardından ne buyurdu? Allah Resulü'nün haram kıldığı gibi haram kıldığı da haramdır buyurdu. Şimdi bakın bir takım efendim misaller verecek olursak Şimdi hatırıma gelen mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdu. Estağfurullah billah. Hurrimet aleykumul meytetu ve damu ve lahmul khinzir ila ahilaya. Hurrimet aleykum size haram kılındı. Ne? El meytetu ölü. Ölü eti size haram kılındı Allah buyurur. Ve <hurrimet> damu <aleykum> kan. Kan da size haram. Ve lahmul khinzir domuz eti de haram. Ve devam ediyor. Tabii Allah Allah-u Teala'nın adı anılmadan efendim, kesilenler, boğularak ölenler, vurularak öldürülenler, bir yerden düşerek ölenler. Yani haram olan efendim, şeyleri Mevla Teala burada ne yaptı? Beyan etti. Ha şimdi ne buyurdu Mevla? Hurrimet aleykumul meytetu. Ölü eti size haram kılındı. Öyle mi? Öyle. Peki siz ölü eti yiyor musunuz? He? Şimdi diyorsunuz ki nereden çıkarıyorsun hoca efendi ya ölü eti yenir mi? Peki balık yiyor musunuz? He? Sen balığı alıp efendim kurbanlık koyun gibi Bismillahirrahmanirrahim ver keserek mi yiyorsun? Yok. Efendim balıkçılar tutmuş gelmiş tezgaha balıkçının tezgahına hepsi ölmüş uzatmışlar yatırmışlar. Hepsi ölü değil mi? Peki alıyorsun onu yemiyor musun? Şimdi bu ayete göre Allah ölü etini madem haram kıldı madem sen niye yiyorsun ölü etini? He? İşte Kur'an bize yeter diyenlere göre o zaman bu da haram olmuş olmuyor mu? Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bir açıklama yapıyor. Ve ne buyuruyor? Denizin diyor suyu temizdir, ölüsü de helaldir diyor. Gördün mü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada he, balık etinin helal olduğunu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla öğrenmiş oluyoruz. Ya. Ve yine Efendimiz ve vesselam yırtıcı hayvanların ehli eşek etleri, e e eşeklerin etlerinin haram olduğunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sana bildiriyor. Sen bu bize Kur'an yeter diyenlere bakarsan var ya adama balık eti yedirmez, eşek eti yedirir. Öyle ya. Çünkü bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarıyla biliyoruz. Onunla öğreniyoruz. Sen sünneti kenara koyarsan geriye ne kalıyor ya? Bir başka ayet-i kerime. Ezzetü ya eyyühellezine amenu idâ kumtum ile salâti fâsilû vucûhekum ve eydiyekum ilel merâfiqi ve emsahû bir rûsikum ve erculekum ilel kâbeyn. Yani abdestle alakalı bir ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu Rabbimiz buyuruyor. Ey iman eden kullar idâ kumtum ile salâti namaza kalktığınız zaman fâsilû yıkayın. Ve devam ediyor. Yüzünüzü, kollarınızı dirseklerle beraber işte başınıza mesedin, ayaklarınızı yıkayın. Yani abdesti de Mevla detaylı olarak ne yaptı? Beyan etti. Ama ayette ne buyurdu? İdakum kum tümilâ salâ. Namaza kalktığınız zaman abdest alın. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Namaza her kalktığınız zaman abdest alın anlaşılmıyor mu? Peki hala sen her namazda abdest alıyor musun? Veya ben alıyor muyum? Ne diyorsun? E abdestim var ya. Daha yeni akşamı kıldık abdestin var yatsıyı da kılalım. Ama şimdi ayete göre bakıyorsun. Ayette ne buyuruldu? E namaza kalktığınız zaman. E sen de namaza kalktın. Abdest niye almıyorsun? Abdestin var. Ha işte bunu kimden öğrendik? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendik. Ya bir abdestle birkaç namaz kılınabileceğini ne yaptı Efendimiz beyan etti. Hatta kendisinin Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir abdestle beş vakit namaz kıldığı da sabittir. İşte bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Efendimiz öğretti. Efendimiz açıkladı. Efendimiz beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Resulullah'ın açıklamaları olmasa yani bunlar birkaç tane misal meseleyi anlayalım diye. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açıklamaları olmadan dini anlamak, Kur'an'ı anlamak mümkün değil kıymetli kardeşlerim. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعَ بِذْنِ اللّٰهِ biz her bir peygamberi ancak kendilerine itaat edilsin diye gönderdik buyuruyor Mevla. Yani demek ki bütün peygamberlerin gönderiliş gayesine kendilerine itaat edilsin. Öyle ya. Peygambere itaat ne demek? Allah'a itaat olmuş oluyor. Çünkü yani sadece efendim Kur'an'ı getirdi, postacı görevi gördü, bıraktı. Millet okudu ne anladıysa yaptı. Böyle değil. O zaman nasıl öyle değildiyse şimdiden öyle değil. Ashab-ı kiram nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendilerse bizde biz de ne yapacağız? Biz de ondan öğreneceğiz. Yani şimdi bakıyorsun hani Kur'an bize yeter. Kitap bize yeter. Mantığıyla düşünürsek ha mesela bir rivayete göre 224 bin peygamber gelmiş. Sayısını esas sayısını Allah bilir. Ama kitaplar ne kadar? 104 tane kitap. E hala demek ki kitabı olmayan, kendisine kitap verilmeyen binlerce peygamber var. He? Şimdi o peygamberlerin ümmetlerini düşünecek olursak, şimdi dese ki kitap bize yeter dese, e, peygambere kitap gelmemiş. He? E sünneti de kabul etmedikten sonra, peygamberine de uymadıktan sonra geriye dinsizlikten başka ne kalıyor? Ya. Evet. Mutarrif bin Abdullah el Basriye rahmetullahi aleyh birisi kalktı dedi ki bize dedi hadis anlatıp durmayın dedi. Bak. Bize dedi Kur'an'dan başka bir şeyden bahsetmeyin dedi. Bak o zamanlardan da var ha. Şimdi demek ki yani şimdi böyle deyince bize hadis anlatıp durma bize Kur'an bize Kur'an oku. Ha Kur'an tabii ki Kur'an çok önemli ya. Allah'ın kelamı peygamberin kelamından üstün. Öyleyse elbette efendim ayet anlatılsın. Yani diye akıl oraya ne yapabilir? Meyledebilir. Mantıklı gelebilir. Dedik ya her lafa kelimeye kanma. Laflarla, cümlelerle, sloganik ifadelerle Efendim ne yapmayalım? Bunlara aldanmayalım. Şimdi bak Mutarrif bin Abdillah rahmetullahi aleyh'e dedi ki bize hadis okuma. Bize dedi Kur'an'dan başka bir şey okuma. Mutarrif bin Abdillah rahmetullahi aleyh ona ne dedi? Ey adam bana bak dedi. Biz dedi Resulullah'ın hadislerini okurken Kur'an'ın yerine okumuyoruz. Biz hadisleri Kur'an'ın yerine okumuyoruz ki. Ya Kur'an'ı en iyi bilenin sözlerini sizlere naklediyoruz. Hadisleri anlatmaktaki gayemiz Kur'an'ın daha iyi anlaşılması. Allah'ın kelamının he daha efendim güzel anlaşılması için anlatıyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayeti kerimede buyurulduğu üzere ve ma yantiku anil heva in huwa illa vahyu yuha. Onun konuştuğu ancak vahiydir. O hevadan konuşmaz. O kafadan konuşmaz. Onun her söylediği nedir? Vahiydir. Ayet var. Ayete göre konuşuyor. Mevla ne buyurduysa onu duyuruyor. Ha öyle olunca ne oluyor? Peygamberin sözüne itaat etmek, peygambere itaat etmek ne olmuş oldu? Allah'a itaat et, etmek gibi oldu. Onun için bir ayet-i kerimede İsa suresi 80. ayet kelimede kerimede ne buyurdu Rabbimiz? Men yuta'in rasule fekad yata'allah. Her kim resul'e itaat ederse andolsun Allah'a itaat etmiştir. Kim resul'e itaat ederse andolsun Allah'a itaat etmiştir. Evet kıymetli kardeşlerim. Konumuza devam edeceğiz. Bir de tabii şu mesele var. Din akıl dinimidir, midir? Nakil dinimidir. midir? Bir akılcılık, bir mantalite. Efendim her şeyi bir akla vuralım. Efendim durumu söz konusu günümüzde. İnşallah ondan da bahsedeceğiz. Ama önce kısa bir ara ardından inşallah buradayız. Evet muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ayet-i kerime okumuştuk. Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdu. Estağfirullah. Ve me min rasulini illa allah Teala Celle Celaluhu bütün peygamberlere ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye gönderdiğini bize ne yapmıştı? Beyan etmişti. Demek ki yani her Resul ümmetine ibadet talimi yaptırmış. Yani gelen vahyi, Mevla'dan gelen emri ne yapmış? Yaşayarak ümmetine göstermiş. E nitekim yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, döneminde de işte ashab-ı kiram Ayşe annemize radıyallahu anh'a sordular. Dediler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı nasıldı? Ayşe annemiz ne buyurdu? Onun ahlakı Kur'an'dı buyurdu. Onun ahlakı Kur'an'dı. Yani Mevla Teala Celle Celaluhu neyi emrettiyse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve hayatında mutlaka var. Peygamber e, allah Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de neden nehyettiyse kesinlikle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve hayatında yok. Dolayısıyla Kur'an'ın demek ki yaşayan tefsiri. Mevla emirleri beyan ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizzat yaşayarak tatbik ediyor. Kur'an-ı Kerim'de teorik olarak emirler, nehiler var. Pratik olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatında var. Dolayısıyla böyle olunca ne oluyor? Muhammed Mustafa'ya uyan, ona itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Çünkü onun yaptığı, onun söylediği, onun anlattığı hep Mevla'nın efendim muradı olan şeyler. Mevla'nın emri olan şeyler. Mevla'nın nehi olan şeyler. Onun için men en Rasul Resul fekadeta Allah. Kim Resul'e itaat ederse andolsun Allah'a itaat etmiştir. Şu ayete bakar mısın? Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Sen böyle bir peygamberi nasıl devre dışı bırakıyorsun? Allah Habibine vekalet vermiş demek ki. He? Ya? Dolayısıyla din hakkında sen o kadar konuşuyorsun da pek çok ahkamlar kesiyorsun da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem din hakkında konuşamayacak mı? He? Sen efendim, birine vekalet veriyorsun, senin adına alıyor, satıyor, efendim, her türlü e, icraat yapabiliyor bir vekaletnameyle de. Mevla Teala Habibine böylesine bir vekalet vermiş. O niye haram koyamasın? O niye bir takım hükümleri beyan edemesin? İşte az önce de bahsettik. Yani denizin ölüsünün helal olduğunu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan etti. Daha nice meseleler var tabi. dersimiz şimdi hadis usulü değil ki. Ama ben yani hadis inkarcılığının ne raddelere vardığını ve ne büyük bir tehlikeli efendim sonuçlar doğurduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Resulullah'ın sünneti olmadan, Resulullah'ın hadisleri olmadan he ne namaz olabilir, ne zekat verebilirsin, ne haccını yapabilirsin. Yani ne din kalır, ne diyanet kalır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. İbn Abbas radıyallahu anhuma bunu rivayet ediyor. İbn Abbas tabii radıyallahu anhuma sahabenin radıyallahu anh, sahabenin ileri gelenlerinden dört Abdullah'tan biri ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında Kur'an'ı Abdullah İbni Mesud'dan öğreniniz dediği bir zat. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle bir Resulullah'tan duyduğu bir evlen rivayeti naklediyor. Buhari'de de var, Müslim'de de var bu hadis-i şerif. Dövme yapana ve yaptırana, güzelleşmek için kaşlarını yoldurana, dişlerini inceltene, Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etsin. İmza Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi böyle bir hadisin evlen e, hadisi rivayet ediyor. İbni Mesud radıyallahu anh. Tabi onun da yaşadığı bir efendim devir. Ümmü Yakup diye bir kadın çıkıyor geliyor. Tabii bu kadın da rivayetlere göre hafız bir kadın. Yani Kur'an'ı baştan sona ezbere bilen bir kadın. Geldi İbni Mesud radıyallahu anh'a dedi ki böyle böyle bir şey geldi kulağıma. Sen böyle diyormuşsun doğru mu? İbn-i Mesud radıyallahu anh tabi dedi ki Hani o lanet var ya sonunda aslında ona kızıyor yani böyle bir lanet meselesi e efendim sen nasıl böyle dersin deyince o da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lanet ettiğine ben niye lanet etmeyim dedi hem dedi bu mesele Kuranda da var dedi öyle deyince ümmü Yakup dedi ki ben dedi Kur'an'a baktım o iki kapak arasında dedi bunu görmedim yani efendim Kur'an'da bu yok demek istiyor. İbn-i Mesud dedi ki eğer dedi Kur'an'ı okuduysan bunu görmüşsündür. Sen dedi şu ayet okumadın mı? Yani Resul size peygamberse neyi verdiyse alın, neden nehyettiyse sakının. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunlardan bizi nehyetti. Madem Allah Habibinin neden nehyettiyse sakının buyurduysa öyleyse Resulullah'ın bu beyanı da efendim Kur'an'da vardır demek istiyor. Onun nehyettiği de Mevla'nın nehyettiğidir demek istiyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı Abdullah bin Mesud'dan öğreniniz dediği o zat yani Kur'an'ı çok iyi bildiğini Resulullah'ın ifadesiyle efendim, ortaya konulan zat Kur'an'ı böyle anlıyor. Evet. Yine bakın bununla alakalı i̇mam Azam Rahmetullahi Aleyh Hanefi mezhebinin imamı. Bir hadis-i şerif rivayet etti. Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur deyince yine birisi oradan dedi ki Ey imam hadisleri bırak bize Kur'an oku dedi. Hadisleri bırak. Bize Kur'an oku. Deyince İmam-ı Azam ne dedi? Ey adam. Şayet sünnet olmasaydı biz Kur'an'ı anlayamazdık dedi. Allah Allah. Bunu kim diyor? İmam-ı Azam ve bu Hanife. Yani bütün ulemanın, sülehanın, şeyhlerin, he? bütün o efendim üstadların, büyük zatların hepisinin fetvasıyla amel ettiği İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki eğer sünnet olmasaydı biz Kur'an'ı anlayamazdık diyor. Ya İmam-ı Azam anlayamıyor da sen nasıl anlıyorsun ya? He? Ha gerçi İmam-ı Azam da beğenmiyor ya. Onlara da laf söylüyorlar ya. Değil mi? Geçmiş o selefi salihine. o saydırıyorlar. Bakalım ahirette yüzlerine nasıl bakacaklar? Bakalım orada o hesap gününde bakalım ne yapacaklar? O büyük zatlara. Sen ben yatarken ederken He, bir namaz meselesi hakkında İmam-ı Azam kimmiş öyle mi? İmam-ı Azam bir namaz meselesi hakkında 12 bin tane hüküm çıkarmış. Ya bütün meseleleri, hükümleri adeta efendim yemek yapmış, börek yapmış, tatlı yapmış, önümüze sermiş, buyurun yeyin diyor ya. Kur'an diyor bana bir fatiha gibidir. Kur'an o başından sonuna kadar he bana diyor bir fatiha gibidir. Biz Fatiha'yı belki onun Kur'an'ı bildiği kadar bilemeyiz. Ya her vakit okuduğumuz Fatiha'yı şöyle bir tersten oku bakalım deseler, son ayetten geriye doğru bir başta oku bakalım deseler belki beceremeyeceğiz. Yani Kur'an'a öyle bir vukufiyeti var ki he? Fatiha gibi diyor. Evet, muazzam. Rabbim şefaatlerine mazhar eylesin. Rabbim Rabbimin onlara vermiş olduğu ilimden bizlere de bir pay, bir nasip ikram eylesin inşallah. İşte o diyor ki sünnet olmadan biz Kur'an'ı anlayamazdık diyor. Ve bakın ne diyor biliyor musun? Ve o adama dedi ki pekala hani sünneti bırak bize Kur'an'dan bahset. Pekala sen bana dedi Kur'an'dan dedi maymun etinin haramiyetine dair bir delil getir bakalım dedi. Öyle şimdi maymun eti haram mıdır? Evet haram. Böyle bir fetva verilmiş. E sen de diyorsun ki sünneti bırak diyorsun. O zaman bana bir delil getir bakalım. Hangi ayete göre bunun haram olduğunu beyan edeceksin? He? Adam şaşırdı. Öyle kaldı. Ha, ne buyurdu? İmam-ı Azam buyurdu ki hadis olmadan Resulullah'ın açıklamaları olmadan ilim talep edenler ilim anlatanlar fitne ve fesat yayarlar buyurdu. Evet büyükler böyle söylüyor. İmam-ı azamlar, İmam-ı Şafiler böyle söylüyor. Onlar hep Muhammed Mustafa'nın sözleriyle, efendim ifadeleriyle, hayat tarzıyla ne yaptılar? Bu dini mübini İslam'ı en güzel şekilde yaşadılar, öğrendiler ve anlattılar. Evet kıymetli kardeşlerim. Dedik ya, bir de akılcılık diye bir şey çıktı. He? Yani adam aklına vuruyor. Kafasına yatmadı mı? Sahih hadis bile olsa ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Evet. Yani her şeyi akıl ve mantık çerçevesinde çözmeye çalışıyor. Her şeyi akla ve mantığa oturtmaya çalışıyor. Ve ne diyor? Din akıl dinidir diyor. Öyle midir? He? Bak ne diyorsunuz? Değil. Din akıl değil nakil dinidir nasıl nakledildiyse nasıl vahyedildiyse din odur. Ha din nakil dinidir ama akla uyar mı? Tabii ki uyar. Ama adam ne yapıyor? Din akıl dinidir diyor. Dini aklına uydurmaya çalışıyor. Dini sen aklına niye uyduruyorsun? Evet. Din nakil dinidir ama akla da uyar mı? Elbette uyar. Ama diyelim bir mesele ama diyelim bir ayet, bir hadis, bir hüküm kafana uymadı. Aklına yatmadı. Ne olacak? Kafayı değiştireceksin. He? Burada ne yapacak hemen? İmanın devreye girecek. Hemen ne yapacaksın? İnanacaksın. Çünkü bu din nedir? Nakil dinidir. Nasıl vahyedildiyse he? öyledir. Üstadımıza biri gelmiş dedi ki bu ayet kafama yatmıyor. Üstadımız ne buyurdu? Senin kafan zaten sadece yastığa yatar. Kafana yatmıyorsa kafayı değiştir gülüm. Bu Allah'ın ayeti. Bu Muhammed Mustafa'nın hadisi. He? Bu vahiy. Evet. Ha tabii bu arada şunu da arz edelim. Yani din akıl dinidir derken, e, nakil dinidir derken akıl önemsizdir demek istemiyoruz ha. Sakın böyle anlaşılmasın. Aman canım akılda neymiş? Haşa öyle değil. Akıl önemli olmaz mı? Elbette çok önemli. Hatta insanı diğer mahlukattan ayıran, insanı eşrefi mahluk yapan nimet akıldır. Aklı olmayanın din var mıdır? Aklı olmayanın cezai müeydesi var mıdır? He? Hatta efendim Mevla'nın emirleri ne zaman insana farz oluyor? Ne diyorsun bak? Akıl bali olunca. Sadece blue demiyorsun. Blue ermiş ama aklı yoksa mesela. He? Aklı olmadı mı onun mükellefiyeti yok. Onun için imandan sonra hatta şöyle de, de diyebiliriz. İmandan sonra insana verilen en büyük nimet akıldır. Dolayısıyla akıl elbette önemli. Ama tabi bu akılla ne yapacağız? Mevla'nın emirlerini anlayacağız. Mevla'nın gönderdiği dini idrak edeceğiz. Yaşayacağız. Bunun içindir. Akıl bunun içindir. Ve bakın Bakara suresi 142. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu ve Estağfirullah buyuruyor. Kedalike yubeyinullahu lekum ayatihi leallekum taqilun. İşte allah Teala ayetlerini böylece açıklıyor. Leallekum taqilun. Ta ki akledip anlayasınız için. Allah'ın ayetlerini açıklaması, beyan etmesi anlamamız, idrak etmemiz için işte akıl bu akıldır. Mevla'nın emirlerini ilahi vahyi anlamaya yarayan alettir demiş kelamcılar. ehl sünnet kelamcıları akla ne diyorlar? He? İlahi hitabı anlamaya yarayan alettir diyorlar. Eğer bunu anlıyorsa, eğer idrak ediyorsa o zaman hakikaten bu akıl akıldır. Ama sen bu Allah'ın verdiği bu büyük nimetle akılla he? Mevla'nın dinini öğrenmeyi değil de tenkit edecek, eleştirecek, eksik bulacak, noksan bulacak, beğenmeyecek. Ha eğer bunun içinse yani vahyin peşinden değil de aklın peşinden gidecek, şeytanın vesveselerine uyup he? Efendim bu e, tenkitlere eksiktir, noksandır, şöyledir, böyledir bir takım e, tenkitler yapanlar içinde aklını yani vahye uydurmayıp efendim şeytanın vesveselerine uyduranlar içinde Mevlana buyurdu. Yunus suresi 100. ayet kerimede Estağfirullah ve billah ve ec'alur risse alellezine la yakilun... ve Allah murdarlığı yani o azabı akletmeyen akıllarını kullanmayan kimseler üzerine kılar buyuruyor. İşte o zaman he o akıl ne olmuş oldu bak. Mevla'nın dinini öğrenmek için kullanmadığın zamanda o akıl seni ne yapıyor? Efendim, adaba düşar olmana da sebep oluyor. Evet, çünkü yani akıl derken akıllar farklı farklı değil midir? Değil mi? Yani akıllar İnsanların eğitimine göre değişir, anlayışlar değişebilir. İnsanların yaşadığı yere göre değişebilir. Aldığı kültür, bulunmuş olduğu efendim o gelenek, görenek hep bunların aklın anlayışında, idrakinde neyi vardır? Etkisi vardır. Öyle ya sen şimdi akıl dinidir dediği zaman adam öyle anlar, beriki böyle anlar. Nasıl olacak? Şimdi Avrupa'daki yaşayan efendim bir kimseyle şöyle diyelim bizim buradaki mesela gelenekler, görenekler, töreler yani Türkiye'de bir takım namus kavramlarıyla alakalı bir takım efendim meseleler hatta efendim cinayete sebep olabilecek bir takım namus meseleleri Avrupa'daki yaşayan bir takım efendim bazı batılılar için belki sıradan bir olay gibi gelebilir. Görüyor musun? Olay aynı olay ama biri başka bakıyor, biri başka bakıyor. Adam efendime söyleyeyim ne yapıyor? İçki içiyor, kumar oynuyor. E ona göre belki çok güzel gelebilir. Ama bunun güzel bir tarafı var mıdır ki? He? Onun aklı güzel görebilir ama aklı selim bunun yanlış olduğunu bilir. Öbür adam efendim çalıyor, çırpıyor, dolandırıyor, hortumluyor. Ne diyor? Ne uyanık adamım, ne akıllı adamım. Peki bu akıl mıdır? Bak ona göre akıllıdır ama ha demek ki iş akla göre oldu mu? Herkesin aklı farklı. He? Herkesin idraki farklı. Ama Din nakil dinidir dediğimiz zaman he? güzel neye göre belirlenir? Doğru neye göre belirlenir? Allah'ın vahyettiğine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiğine göre. Allah ne buyurmuşsa zinayı haram kılmış, çirkindir. İçkiyi haram kılmış, çirkindir. Faiz yasaklamış, çirkindir. Senin aklın güzel görebilir, sen o kafayı değiştir. Burada ne yapacaksın hemen? İmanını devreye sokacaksın neyi vahyettiyse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neyi naklettiyse doğru odur, güzel odur, fazilet ondadır. Evet. Çünkü akıl tek başına yetseydi, he? O zaman batılı bütün filozoflar, ilim adamları hepsinin Müslüman olması lazım değil miydi? Bu kadar akıllı adamlar var, bu kadar feylesoflar, bu kadar filozoflar bu kadar efendim bilim adamları vesaireler var ama herkese iman nasip olmuyor. Herkese İslam nasip olmuyor. Edison elektriği bulmuş. Arşimet suyun kaldırma gücünü bulmuş. Aklıyla bunu bulmuşlar ama İslam'ı bulamamışlar. Kur'an'ı bulamamışlar. Allah'ı bulamamışlar. Gördün mü bak. Sadece akıl demek yetmiyor. Evet. Zaten Hani beş duyu organımız vardır ya. Bunların nasıl efendim kapasitesi sınırlıysa yani gözün bir görme kapasitesi var. Kulak öyle konuş, dil öyle. He? Aynı şekilde aklında ne vardır? Bir kapasitesi vardır. Bir idraki vardır. Yani e, her şeyi ne yapamaz? O akıl kantarıyla tartamazsın gözünün gördü. efendim duvar geçti önünde göremiyorsun. Ya yani böyle kapatsan göremiyorsun. Kulağını tıkasan duyamıyorsun. Veya gözün açık nereye kadar gö görüyorsun ki? He? Dolayısıyla aklında bir ney vardır, kapasitesi vardır. E şimdi anlayacağı şeyler var, anlayamayacağı şeyler var. Gaybi meselelerde, deruni bir takım meselelerde akıl ne yapacaktır? He? İşte Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Aklın gayb alemi hakkında verdiği bilgiler için ne diyor biliyor musun? Körlerin renkler hakkında, sağırların da sesler hakkında verdiği bilgiler. Neyse, aklın da gaybi meseleler hakkında verdiği bilgiler odur diyor. Görmeyen adam rengi nasıl anlatacak? Hiç ses saf duymamış, kulağı duymayan bir adam sesi nasıl anlatacak? Değil mi? Ha işte akıl da böyledir. Deruni olaylarda, manevi hadiselerde... He? Akıl ne yapacak? Ve işte Mevlana Celaleddin Rumi devam ediyor. Akıl davranışlarımızda rehber olabilir. Fakat deruni bir hayat alanında diyor çamura batmış merkep gibidir. Debelendikçe batar, battıkça debelenir. İşte böyle bir durumda aklını kurban et ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda aklını kurban et ve teslim ol. Evet, öyle ya. Yani şimdi bazı emirleri bile dinin bazı emirlerini bile akılla izah edemezsin yani. Evet. Mesela şimdi namaz kılarken ne yapıyorsun? Hades'ten taharet, necasetten taharet. Abdestini aldın. Bir de üzerinde bir necaset, bir kir, pas, bulaşık olmayacak. Yani necaset kabilinden olan şeylerden temizlenmiş olacak. E şimdi ama bakıyorsun yani kan bulaştığı zaman belirli bir ölçüsü var. E, namaz olmuyor. Halbuki bütün vücudun damarlarla örülmüş kan devaran ediyor. He? Miden, idrar kesesi, necaset dolu. Namaz oluyor mu? Oluyor. İçeride olunca problem yok ama dışarı az çıkınca problem var. E bunu akılla nasıl izah edeceksin? Yani. Veya işte gaybi meselelerde. He? cennetle cehennemle alakalı. Efendim, melek, cin, Allah ile alakalı meselelerde akıl ne yapacak? İşte orada ne yapacak? Hemen imanı devreye girecek. Ellezîne yu'minûne bil-gayb. O müminler gayba iman ederler. Gayba iman eder. Hani bu deruni meselelerde Mevlana buyurdu ya, çamura batmış merkep gibi orada ne yapacak? Hemen efendim imanını devreye sokacak. İman kanatlarıyla o bataklığı uçacak, açacak ve geçecek. Miracı nasıl açıklayacaksın? He? Subhanellezi esra ve amdihi leylen minel mescid haram ile mescid aksa. Mevla bir gecede Habibini mescid haramdan mescid aksaya yürüttü. He? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah miracı anlattığında insanlar inanmadılar. Hatta yeni iman eden bazı kimseler dediler bu kadar da olur mu ya? Yani bir gecede nasıl gidip gelecek? O günün şartlarında iki aylık yol. Hadi oradan ötesi bir kenara. He? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece gidecek, gelecek. Dediler. Bu mümkün değil dediler. Ve irtidat ettiler. İman etmişlerdi. Tekrar dinden çıktılar. Niye? Çünkü ne yaptılar biliyor musun? Bu mucizeyi akıl terazisiyle tartmaya çalıştılar. Aklın kapasitesi buna yetmez. Zaten bunun adı ne? Mucize. Nedir mucize? Aciz bırakıcı. Seni aciz bırakıyor. Dünya bir araya gelse yapamazsın. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Mevla yardım ediyor ve yapıyor. Oradan da ne anlaşılıyor? İşte bu peygamber, işte bu Allah destekli yani Mevla'dan başkasının yapamayacağı meseleleri Mevla ne yapıyor? Elçileri vasıtasıyla insanlara gösteriyor. Peygamberin mucizesi işte. Peygamberlerin mucizeleri yok mu? Bir de diyor Kur'an'da mucize mi var? Kur'an'da mucize olan ayet mi var? Kur'an baştan sonra mucize zaten. Kur'an'ın kendisi mucize. Ha pek çok mucizeyle alakalı ayetler de tabii ki var. Ama sen onları da tevil edersin, yorumlarsın, değiştirirsin, uydurursun, kaydırırsın, yok dersin. Ama yok demekle yok olmaz. Evet. Ne yaptılar bak? Ebu Bekir adı alana geldiler. Dediler ya Ebu Bekir. Duydun mu bak? Duydun mu neler diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neler diyor? Böyle 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 söylüyor. Şimdi aklına yatmayacak. He? O da ne yapacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar edecek ve yalnız kalsın Muhammed aleyhissalatu vesselam. Bunu istiyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh dinledi. Bunu o mu söylüyor? Vallahi o söylüyor dediler. Ne buyurdu Ebu Bekir radıyallahu anh? Eğer o söylüyorsa doğrudur dedi. O söylüyorsa doğrudur. Sen buna da buna da mı inanıyorsun ya Ebu Bekir? Vallahi ben bundan daha acayibine iman etmişim. Ben gökten gelen vahye iman etmişim dedi. Daha acayibini söylese ben ona da inanırım. Koştu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Esselamu aleyke ya Resulallah. Miracın mübarek olsun. Nasıl oldu anlatır mısın? Ve ne oldu? Orada akıl terazisiyle tartmadı. İmanını devreye soktu ve Ebu Bekir sıddık Ekber oldu. İşte böyle meselelerde sıddıkla zındık ortaya çıkar. Ha işte bugün de zaten aklının peşine takılanlar miracı kabul etmiyorlar ki. Tabi. Miraç olayını bugün de kabul etmeyenler var mı? Var. Niye? E kafasına yatmıyor. Kafaya yatmayınca ne yapıyor? Teviller, yorumlar, uydurmalar. Öyle mi? Bu kadar rivayet yanlış. Bu kadar gelen rivayetler hep yok sayıyorsun öyle mi? Ha işte. Ama işte mesela bakın hani günümüzün çakma müştehitlerinin üstad kabul ettikleri bir zat var. Muhammed Abduh var ya. Muhammed Abduh Fil suresinde her namazda okuyorsunuz. El terakeyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Okuyorsunuz ya. İşte orada Mevla ala neyi anlatıyor? Bu Ebrehe'nin efendim fil ordusuyla gelip Kabe'yi yıkacağını anlatıyor ya. Ve ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve ersel tayran ebabil termihim bihicaretin min İşte orada onlar üzerine ebabil kuşlarını gönderdi buyuruyor Mevla. Kuşlar onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Hepsi gagalarına almış. O taşları atıyor. O taş geliyor ne yapıyor? Efendim Ebrehe'nin ordusundaki askerlere düşünce üzerine yakıyor, kavuruyor. Orada düşürüyor, indiriyor. Şimdi Muhammed Abduh buna ne mana veriyor biliyor musun? Şimdi mantığına yatmıyor ya. Kuş getirecek, kızgın taşı atacak. Efendim kafasından girecek, yakacak. Orada elak olacak. Şimdi bunu kafası almıyor diye... Mantığına yatmıyor diye ne yapıyor biliyor musun buna? o kuşlara sivrisinek diyor. Attığı taşlara da mikrop diyor. Mikrop. Yani ne mikrobuymuş işte efendim çiçek veya kızamık gibi bir efendim e, salgın hastalık. Yani tıbbi bir açıklama yapacak. Yani bunu öyle bir anlatayım ki yani mantığa da akla da uysun. Kimi inandıracaksın sen? Ya işte batılı müsteşrikler de bunu okuduğu zaman hiç olmazsa onlara da izah edebilelim. Kardeşim bu İmanla alakalı bir mesele. Bu mucize Allah'ın kudreti. İman olmayan bunu anlayamaz, idrak edemez. Eğer o adam iman etmemişse, o batılı müsteşrik veya ilim adamı Müslüman değilse e bunu tabii anlayamaz. Niye zorluyorsun? Buna cevap kim verdi? Elmalılı Hamdi Yazır. Onun tefsiri çoğunuzun evinde vardır. He? Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri Fiil suresinde Muhammed Abduha çok güzel bir cevap vermiş. Onun nasıl yanlış olduğunu, onun rivayetleri nasıl çarptırdığını ve Mevla Teala'nın orada ne buyurmak istediğini diğer tefsirlerden de alarak bir takım, bir takım rivayetleri de koyarak çok güzel beyan etmiş. Mutlaka okuyun. Hem de bu akşam hem de sohbetten hemen sonra Elmalı Hamdi Yazır'ın Fiil suresindeki o tefsiri Ayetinin tefsirini ve Muhammed Abduh'a verdiği o güzel cevabı mutlaka okuyun. İşte onu üstad kabul eden bir takım kimseler de ne yapmıyorlar bugün? Mucizeyi kabul etmiyorlar. Onların kabul etmemeleri, onların inkarı yok demek değildir. Hepsi bunların gün gibi aşikardır. He? Güneş doğmuştur ama sen perdeni çekersen sen güneşten istifade edemezsin. Ayrı dava. Rabbim Celle Celaluhu aklımızı vahyin önüne geçirmekten bizleri muhafaza eylesin. Ne buyuruldu ne duyurulduysa tam bir teslimiyetle iman ile uymak Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim nasip olursa önümüzdeki hafta kutsal beldelere bir yolculuğumuz var. Harem-i Şerifeyn'e bir umre yolculuğu inşallah yapacağız. Tabi bizim adetimiz olduğu üzere Gitmeden önce büyükler, büyüklerin de adetidir bu. Bir helallaşırlar. Dolayısıyla biz de her zaman, her sene gitmeden önce bu TV5 ailesi olarak sizlerle bir helallaşıyoruz. Selamlarınızı alıyoruz ya. İnşallah yine bu usulü devam ettirelim. Her zaman dediğimiz gibi aramızda bir hak, bir hukuk tabii ki tahakkuk etmiş olabilir. Benim tüm Müslüman kardeşlerime hakkımı ananızın ak sütü gibi helal ediyorum diyorum. Peki hala sizler de bu kardeşinize hakkınızı helal ediyor musunuz? Rabbim Celle Celaluhu helalliklerinizi kabul eylesin. Kul hakkıyla huzuna çıkmaktan bizleri muhafaza eylesin. Herkes tabi bulunduğu yerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat gönderecekse, Yasin okuyacaksa, hatimler gönderecekse bizimle efendim bizim yapacağımız dualara katmak niyetiyle şimdiden okumaya başlarlarsa inşallah biz o mübarek beldelerde, o kutsal beldelerde duaların mutlaka kabul olduğu yerlerde inşallah sizlerin okuduğu bütün efendim Yasinlerden, hatimlerden, salavatlara kadar hepsini inşallah katacağız. Sizler de şimdiden okuyun o efendim beldelere. Güzel hediyeler gönderin inşallah e, ve bizi de niyet edin. Yani deyin ki Mustafa Hoca'nın yapacağı dualara katmak üzere derseniz biz de inşallah e, o şekilde dua edeceğiz. peki hala orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi elbette ziyaret edeceğiz. O güllerin efendisinin huzuna çıkacağız. Sizler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ahirette yegane şefaatçimize selam söylüyor musunuz efendim? Rabbim Celle Celaluhu bu selamlarınızı hakkıyla orada tevdi etmek bizlere nasip eylesin. Kimler bizlerle selam gönderdiyseler en kısa zamanda Rabbim Celle Celaluhu onlara da gidip orada bizzat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selam vermek nasip eylesin. Gidenlerimize en kısa zamanda gitmek, gidemeyenlere de efendim, tekrar e, en kısa zamanda gidebilmek nasip eylesin. Gidenlere de tekrar tekrar gitmek nasip eylesin. Bizlere de inşallah selametle gitmek, selametle gelmek, oranın hürmetine riayet etmek, makbul ziyaretler, umreler yapmak ve tekrar dönüp kavuşmak, buluşmak nasip eylesin inşallah. Evet efendim tekrar buluşmak üzere hepinizi Kabe'nin Rabbine emanet ediyorum.